Merhaba arkadaşlar, ben Kaan. Bildiğiniz gibi önceki derslerde sınıflandırmaya başladık, hatta ilerledik. Artık son konumuz kaldı, konu anlatım kısmında. O da hayvanlar. Bu dersimizde de omurgasız hayvanlar işleyeceğiz. Ondan sonra kısmında omurgalı hayvanlar işleyip sınıflandırma, yani canlılar dünyasının sonuna geleceğiz. Haydi hazırsanız dersimize geçelim. Şunu artık biliyoruz. Ökaryotların en gelişmiş halidir eukaryotların en gelişmiş hali. Alemi. En gelişmiş derken hem özellikler olarak hem de genetik bilgiyi koruma açısından olsun diğer kısımlarda da zaten oldukça gelişmiş bir alem olduğunu biliyoruz. Tabi ökaryotları oluşturan hayvanlar yani hayvanların içinde ökaryotların içinde bulunan hayvanlar alemi birkaç başka şeyler beraber oluyordu. Protista, mantar ve bitkiler. Bunlarla beraber ökaryot yapısında oluşan hayvanlar gelişmiş hücre yapısındadır diyoruz çok hücreli canlılardır dememizin de sebebi şu. Şimdi hayvanlar zaten oldukça gelişmiş canlılar. Bu yüzden hücre sayısı ile hücrenin canlının gelişmişliği arasında doğrudan bir korelasyon bulunmasa da organizasyonla bir bağıntı olduğunu biliyoruz ve hayvanlar da bu gelişmişliği tabii ki tek bir hücrele, tek başlarına sağlayamazlar. O yüzden çok hücreli ve karot yapıdadır dedik. O yaptıkları solunum çeşitlerini kıyasladığımız zaman hayvanlar oksijenli ve oksijensiz olmak üzere iki çeşit solunum yapabilirler. Burada benden size bir tüy olsun. Şimdi biz insanlar olarak, homo olarak biz de hayvan olduğumuz için e, bazı noktalarda kendimizden yola çıkabiliriz. Mesela biz oksijenli solunum yapıyor muyuz? Tabii ki yapıyoruz. Hatta bizim hani ana solunum metodumuz da bu. Onun dışında oksijensiz solunum da yapıyoruz. Bazı durumlarda çok ani enerji ihtiyacımız oluyor. Mesela koşarken ya da başka bir durumda vücudumuzda oksijenli solunum hızı yetmediği zaman oksijensiz olarak da e, solunum yapıp ATP sentezleyebiliyoruz hatırlarsınız. Sadece glikoliz reaksiyonu çalıştırarak glikolizde yazalım buraya. Peki, demek ki hayvanların hepsi oksijensiz solunum yapıyormuş. İhtiyacı olanlar arada, ihtiyacı oldukları durumlarda oksijensiz solunum yapabiliyorlarmış. Bir gelelim hareket kısmına, hayvanların hareket açısından değerlendirelim. Ben aktif olarak hareket edebiliyorum. Aktif hareketten kastettiğim şey yer değiştirebilmek demek. Temel noktası bu, yer değiştirebilmek. Aktif olarak yer değiştirebilir hayvanlar. Yani çoğu bunu yapabilir. Peki hepsi yapar mı diye sorarsanız, hayır yapamayan iki, bir iki tür de tabii ki var. Bunlardan bir tanesi... Zaten okuduğunuz ya da belgesellerde gördüğünüz mercanlardır. Mercan resifleri. Baktığınızda bu sanki denizin ortasında duran bir kayalık gibi ya da bir taşlık gibi bir yer gibi gözüküyor. Ama mercan resifleri aslında hayvandır. Yani e, sınıflandırmanın diğer özelliklerinin diğer kriterlerine uyduğu için hayvandır. Sadece aktif olarak yer değiştiremezler. Hayvanların ilk ortak özellikleri böyleydi. Peki, hayvanların beslenmesini konuşalım biraz. Biz beslenmeyi kaç ayırıyorduk? İki ayırdık. Ototrof ve heterotrof olarak. Heterotroflar besinlerini dışarıdan hazır olarak alan canlılarken, ototroflar kendi besinler üretebiliyordu. Bu üretimde iki çeşitli vardı. Bir fotoototrof, fotoototrof. İki de kemototrof. Peki, e, hayvanlar nasıl beslenir diye sorduğumuz zaman heterotrof beslenir cümlesi bizim karşımıza gelir. Yani hayvanlar her zaman besleneni dışarıdan hazır alırlar. Peki işte benim annem akşam bana türlü yapıyor ben kalkma kendime tost yapıyorum. Bunlar birer cevap değildir. Heterotrof beslenme e, heterotrof beslenme besinleri alıp ondan sonra ne yaptığınızı ilgilenmez. Yani sonuçta siz kendi besinizi üretemiyorsanız üretici değilseniz heterotrofsunuz diyoruz. Devam edelim. Hücre duvarı dediğimiz yapı hayvanlarda bulunmaz. Hücre duvarının temel noktası neydi işte hücreyi Dışarı etkilerden koruma şekil verme vesaire vesaire. Şu soru aklınıza gelebilir. Hayvanlar madem bu kadar gelişmiş canlılar hani her özellik bakımından neden bu kadar pozitif bir özellik olan hücre duvarı bizde yok? Bu sorunun cevabı hücre duvarı olmasa bile bize glikokalix dediğimiz bir tabaka var. Glikokaliks Glikokalix tabakası karbonhidratlardan ve proteinlerden oluşan, karbonhidrat ve proteinlerden oluşan bir yapı. Aynı şekilde hücremizin dış, dış etkilerden doğrudan etkilenmesini engellerken tanınma vesaire reaksiyonlarını reaksiyonuna yardımcı olan bir yapı. Yani hücre yok ama glikokaliksimiz var. Plastikler bulunmaz kısmını da aslında yorumlayabiliriz. Çünkü kloroplast olmadığını biliyoruz. Eğer kloroplast olsaydı zaten fotosentez olurdu. Fotosentez olursa heterotrof olmazdı. O yüzden kloroplast, kromoplast ve lekoplast lokoplast hayvanlarda bulunmaz. Üreme kısmına gelelim. Hayvanlar genelde eşeyli ürerler. Eşeyli üreme ne demektir? Eşeyli üreme birden fazla eşeğin bulunduğu ve genetik çeşitinin sağlandığı üreme çeşidi. Hayvanlar genelde eşeli ürerler. Tabii eşeğsiz üren canlılar da var. Eşeğsiz üren canlılara örnek olarak mesela işte tomurcuklanarak üreyen, tomurcuklanarak üreyen hidreyi verebiliriz. Ama tabii çoğunluk, özellikle gelişmiş olanlar, daha da gelişmiş olanlar omurgalıların hepsi eşeyli şekilde ürerler. Peki eşeyli üremenin bizim için avantajları veya eşeyi süremeden farkları neydi? Eşeyli üreme arkadaşlar genetik çeşitlilik sağlar. Şimdi genetik çeşitlilikten kastettiğim şey şu. Bende mesela bir X özelliği var. Ben çocuğuma bu X özelliğini doğrudan aktaramayı biliyorum. En basitinden ben erkekken benim bir kız çocuğum olabiliyor. Ya da aslında işte benim gözlerim maviyken kahverengi gözlü bir çocuğum olabiliyor. Bu bahsettiğim şey genetik çeşitliliktir. Bunun gibi milyonlarca özelliğin tek tek hani hem dış görünüşü hem de bir yansımayan milyonlarca özelliğin tek tek değiştiğini varsaydığımızda dünya üzerindeki 7 milyar tüm sıfırları sığdıramayacağım buraya 7 milyar tane insanın birbirinden farklı olmasının mantıklı bir açıklaması geliyor kafamıza. O yüzden eşeğe genetik çeşitlilik sağlar, nesilden nesile aktarılırken bireylerin farklılaşmasını sağlar. Eşeğsiz üreme ise yavru oluşan yavru ata bireyle tam olarak %100 aynıdır. O yüzden hayvanlar gelişmişliklerinin de gözünde bulunursak genelde şeyli olarak ürerler. Tabi hayvanları biz iki tane çok major başlıkta inceliyoruz. Bir omurgasız hayvanlar, iki omurgalı hayvanlar. Sınıflandırma daha öncesindeki kısımlar içinde kurduğum şu cümleyi asla unutmayın. Sınıflandırma tek seferde, tek okumada, tek dinlemede olacak bir konu değildir. Bunun mantığını anlayıp tekrar tekrar soru çözüp tekrar yapmanız gerekiyor. O yüzden e, hani bu şeyi video dinlerken ekran görüntüsü alıp aynı zamanda küçük küçük notlar çıkarmanız sizin için çok faydalı olur. Gelelim hayvanların ayrımına. Omurgasız hayvanlar ve omurgalı hayvanlar. Omurga dediğimiz şey nedir? Omurga Omurganın sırtımızdaki işte ortasında olduğunu, 33 tane omurdan oluştuğunu bunları zaten biz biliyoruz. 33 tane omurdan oluşan yapı. Peki sorsam size ilk aklınıza gelen özelliği şey olur değil mi omurga? İşte bize dik durmamızı sağlıyor, hareketimize yardımcı oluyor vesaire vesaire. Omurganın temel noktası içinde omuriliği barındırmasıdır. Omurilik içinden geçer. Omuriliğin içinde bulunduğu için omurga şöyle bir bizim için şöyle bir öneme sahiptir. Belki aramızda omurilisini falanlar ya da AYT videolarını, AYT çalışmasına başlayanlar vardır omurilik bizim sinir sistemimiz için çok önemli bir rol oynar. Ve omurga temel olarak omuriliği korur. Peki omurga ne demek olduğunu anladık. Omurgasız hayvanlarda tabi teorik olarak omurga yani bir iç iskelet genellikle bulunmaz. Anladık hocam peki iç iskelet bulunmuyorsa bu sinir şeridi dediğimiz ya yani omurilik dediğimiz notokort dediğimiz yapı nereden geçer? Karın kısmından geçer. E çünkü bunu Atma gibi ihtimaliniz yok. Siz hayal hayvansınız. O bahsettiğimiz gelişmişliği, reaksiyonları gerçekleştirebilmeniz için gelişmiş bir sinir sistemine ihtiyacınız vardır. O yüzden birinci öncülük konuşabiliriz. Peki hocam sinir sistemini biz kurtardık. Yani anladık mantığının ne olduğunu da. E bu koruma işi, dış iskelet yani şey olayı, yani direnç olayı ne olacak? Bunun içinde genelde inorganik maddelerden oluşan dış iskeletler vardır. İnorganik maddelerden oluşan dediğimde hatırlarsanız kalsiyum ve işte kalsiyumu oluşturduğu bileşiklerle sertleşen yapılar vardır. Bunlar e, dış etkilere karşı koruyorlar Tabi bazı sünger ve deniz yıldızı gibi omurgasızlarımda, omurgasız hayvanlarında bir iç iskelette görüyorum. Ama bu basit bir iç iskelet. Yani basit iç iskeletten kastettiğim şey de buna işin sonunda hayvanlar. Hani prokaryot ve ökaryotları konuşken diyorduk ya işte prokaryotlar ökaryotların yan sanayisidir. Bu da aynı şekilde bunlar sonuçta hayvan. Yani i̇ç iskeletin benzer bir şeyler olması beni çok şaşırtmaz. Peki vücutlarında genellikle düz kaslar vardır. Eklem bacaklarda çizgili kaslar da bulunur. çizgili kaslar benim aktif hareketimi sağlar arkadaşlar. Birazdan zaten konuşacağız. Böcekler, işte ne bileyim araknitler, kelebekler, bu aktif olarak hareket eden her şey eklem bacaklar. O yüzden onların çizgili kaslarının biraz daha fazla olması mantıklı. Genelde de bizim midemizde ve ince bağırsağımızda oluşan düz kaslardan oluştuğunu söylüyoruz. Bir de bir kavramımız daha var ee, tek tek birimleri incelemeye başlamadan önce o da açık dolaşım ve kapalı dolaşım farkı. Açık dolaşımda arkadaşlar kan damarlardan dışarı çıkar. Kapalı dolaşımda ise ee, damarın içinde devam eder. Genellikle omurga hayvanlarda biz açık dolaşım görüyoruz. Ama bunun aksi olan örnekler de tabii ki mevcut. Haydi gelin omurga hayvanların bir sınıflandırmasına bakalım. 6 tane ana grubumuz var. 1. Süngerler. 2. Solucanlar. 3. Solenterler 4. Yumuşakçalar. 5. Eklem bacaklar. Ve 6. Derisi dikenliler. Tamam 6 tanesi bunlar. Peki biz bu ekstra dallanan şeyler ne? Tabii ki ilkisi solucan. Solucanlar bizim için çok önemli. Çünkü birazdan işlerken de göreceksiniz. Solucanlar bazı özelliklerin hayvanlarda da ilk defa gözüktüğü noktalar oluyorlar. O yüzden bunlar hakkında birkaç şey bilmemiz bizim için kritik. Yassı solucan 1, yuvarlak solucan 2 ve halkalı solucan 3. Peki bir de eklem bacakları ayırıyoruz. 1. Kabuklular, araknitler yani örümcekler. Eğer zaten aranızda Harry Potter izleyen varsa e, Araknitlerin hani Araknit kelimesini çok daha kolay şekilde aklında tutacaktır. E, Araknitler, örümcekler, böcekler. Şimdi böcekler hepimizin çok sık gördüğü, günlük hayatta karşılaştığı e, bir şey, bir ifade. Benim mesela ev arkadaşım böceklerden çok korkar. Geçen işte yemek pişirirken bir anda bir böcek olduğunu gördü. Yani bu yaz döneminin sonuna doğru sürekli çıkan böcekler olur ya onlardan bir tanesini gördü. E, ve işte şey koşmaya hani başladı evden dışarı doğru koşuyordu ben de dedim ya bu kadar korkacak bir şey yok yani normal sadece bir böcek yani bir, ama bazılarımız evet bu kadar korkabiliyorlar böceklerden böcekler dediğim gibi çok çeşitli seçenekleri olan çok da oldukça başarılı ve çok çeşitli bir canlı grubudur. Bir de çok ayaklılar var tabii. Çok ayakları da belki e, köy hayatı yaşayan varsa ya da o tarz gidenler varsa denk gelmiştir. Haydi gelin süngerlerle başlayalım. Süngerler vücutlarına çok sayıda por bulunur dedik. Şimdi por hücre üzerinde neydi? Delik anlamına geliyordu, geliyordu por. Peki hücre üzerindeki porun görevi ne? Dışarıdan içeri ve içeriden dışarı madde giriş çıkışını sağlamak. Aslında süngerlerde de çok başka bir göreve yaramıyor. Çünkü süngerin dolaşım sistemi çok gelişmiş değil. Yani bizim gibi yediği besin Kanla beraber her yere aktaramıyor. Şimdi böyle olunca doğrudan alabilmesi gerekiyor. Yani bir delikten geçen besinin doğrudan hücreyi görmesi gerekiyor. Bu yüzden çok sayıda poru vardır ve bu özelleşmiş hücreler ile içeri doğru alıp sindirimde kullanır besinleri. Sadece su almıyor çünkü su, su içerisindeki besinleri de alıyor. Yani temel olarak bir difüzyon mantığımız olduğunu konuşabiliriz. Difüzyon yani su akışı mantığı olduğunu konuşabiliriz. Peki şimdi süngerlerin ne kadar az gelişmiş olduğunu idrak edebilmemiz için şuna bakmamız lazım. Dolaşım, boşaltım, solunum, sindirim sistemi ve sindirim yoktur. Bakın bir hayvan için bunu dediğiniz noktada geriye zaten çok bir şey kalmıyor. Demek ki bu canlı çok şey bir hayvan değil, çok gelişmiş bir hayvan değil. Besini ve oksijeni her hücre doğrudan sudan alıyor. O yüzden biraz difüzyon umusu zaten dedik. Ve atıklarını da aynı şekilde suya bırakıyor. Üreme noktalarına gelelim. Şimdi hayvanlar dediğimiz gibi genelde yani eşeyli Ama süngerlerin bir kısmı eşeysi olarak da üreyebilirler ve basit bir iç iskeletleri vardır. Süngerlerin yer değiştiremediğini mercanlarla beraber zaten giriş kısmımıza söyledik. Şimdi dediğim gibi süngerlerin burada dört öncüyle söylediğimiz 5-6 tane özelliği var. Bunları eğer iyi şekilde öğrenirseniz muhtemelen gelecek soruların çoğunu yaparsınız. Artık TET sınavımıza doğrudan şrekler hangisi süngerlerin özelliği değildir gibi bir soru gelmiyor. Ama bunlardan türeyen sorular geliyor. Biliyorsunuz ki zaten TET matematikte falan da bunu çok iyi, çok yakından hissediyorsunuz. Bayağı yeni nesil sorular geliyor. Bu kısımları iyi bilmek, 5-6 bilgiyle bilmek bu yeni nesil söylenen yorumunu yapmayı kesinlikle kolaylaştırır arkadaşlar. Gelelim söylentilerle. Şimdi ilk olarak çok ünlü birkaç tane sölenter var. Bunları konuşalım. Bir hidra, iki mercanlar, hani bazen önce bahsettiğimiz resifler, üç deniz anası. Hidra ve deniz anası arasında bir bağ var. Bunu zaten yeri geldiğinde şeysiz üremede dahildir ki videolarımızda konuşacağız. Ama şöyle başlayabiliriz. Bu ünlü Sölentellerin hidre ve mercan sabit olarak yaşayan yani aktif hareket etmeyen canlarken deniz anası yüzücüdür. Yani aktif harekette bulunur. Dediğimiz gibi çok gelişmemiş canlılar oldukları için her türlü madde alışverişi vücut yüzeyiyle yapılır. Bakın biz bunu asla söylemiyoruz. Mesela sizin anneniz güzel bir köfte yaptığı zaman siz gidip işte üzerine kolunuzu koyup kolunuzu emmeye çalışmıyorsunuz değil mi? Geçmiş gelişmiş sistemlerde herkes kendi görevini yapar. O yüzden gelişmediklerini çok rahatça söyleyebiliyoruz Sölentellerin. Eşeli ve eşeğli süremenin birbirini takip ettiğini not etmişiz buraya. Eşeli ve eşeğli süremenin birbirini takip ettiği biz bir reaksiyon biliyorduk zaten. Adı döl almaşıydı. Ya da bitkilerdeki işte havalı adıyla metagenezdi. Söğlenterlerle de bu metagenez benzeri bir e, şey proses ilerler, bir süreç istenir. ve böylece işte eşeyli üreme, eşeyli süremeyi takip etmiş gibi olur. Bazı ise tomurcuklanma ile Bu zaten bahsettiğimiz hidranın polip veya medüz oluşturduğu yapı. Şimdi burada bizim için çok önemli bir nokta var. Hayvanlarda ilk sinir sistemi sölentilerde gözüküyor. Şimdi biz e, hayatta kalma adaptasyonumuz olarak, evrimsel adaptasyon olarak şunu biliriz. Canlılar sinir sistemlerini belli bir noktada toplama ihtiyacı duyarlar. Mesela biz kafada toplarız şeyimizi, sinir sistemimiz. Yani ağları kafada toplarız. Reaksiyon merkezleri buradadır. Hocam vücudumuzun geri kalan kısımlarında nöron yok mu? Tabii ki nöronlar var ama değerlendirme nöronları dediğimiz nokta kafanın içindedir. Bunu anlaştık. Bu konuda anlaştık. Burada bahsetmek istediğim bir yapı daha var size. O da ganglion. Ganglion gelişmemiş sinir sistemi merkezidir. Şimdi kafa gibi ya da beyin gibi bir oluşum değildir. Ama belli başlı reaksiyonları verecek, belli başlı e, özütlemeleri yapıp anlama işlemlerini gösterebilecek yapıdır ganglion. Ve sölenter gibi gelişmemiş canlılarda bu organ, ya yani gelişmiş organlar yerine ganglion yapısı bulunur. Son olarak sölenterin avlanması çok havalı bir nokta var. Şimdi her yaz bir iki kere şöyle bir vaka diyoruz değil mi? Bilmem kime işte Deniz Anası saldırdı çünkü her yerinde yanıklar oluştu sonra da öldü vesaire. Biz bu olaya tentakül diyoruz. Daha doğrusu tentakül saldırısı diyoruz. Deniz Anası'nın vücudundan çıkan bu uzantılar düşmanını ya da işte şeyi felç ediyor. Sarmalayarak felç ediyor. Ondan sonra vücut boşuna çekiyor. Oradan sonra da besinleri sindirip Beslenmesini sağlıyor. Tabi bizi yiyemiyor deniz anıları ama yine de onları sinirlendirdiğimiz zaman, adamların alanına girdiğimiz zaman birazcık tepki gösteriyor olabilirler. Sörenterler de bu şekildeydi. Solucanlarla devam edelim. 3 tane solucan çeşidim var. Yassı, yuvarlak, halkalı ve bunların bizim için bazı önemleri var. Mesela yassı solucanlarla başlayalım. Yassı solucanların hermafrodit olduğunu söylemişiz. Hermafrodit, cinsiyetli demektir bu. Şif cinsiyet. Yani hem erkek hem dişi üreme organı olan. Bu hermafrodit kısmı şeyden gelir. Eskiden mitolojide insanların kadın ve erkek olarak hani dört kollu, dört bacaklı, iki kafalı olduğuna inanılırmış. Sonra bir gün Zeus insanlara çok kızmış ve çok kızdığı için insanları tam olarak ortadan ikiye bölmüş. Ondan sonra herkes hayatları boyunca diğer yarısını aramak için çok yoğun uğraşlar vermiş gibi bir hikayesi de vardır. Tabi artık her hermafrodit canlılar yani bizim için geçerli olan bir kavram değil fakat gelişmemiş canlılarda hermafrodizmi görüyoruz. Bundan sonra anlatmak istediğimiz bir noktada sindirim açıklığı kısmı. Sindirim açıklığı. Zeus insanlara çok kızmış. Sindirim açıklığı sizin beslendiğiniz ve beslenme atıklarını attığınız noktaların arasındaki bir farktır. Mesela bizde insanlarda bu iki açıklıktan oluşur. İki açıklık. Bir ağız bir anüs. Burada yastısı solucanlarda tek açıklık vardır. Yani besin girdiği yerden geri çıkar. Hermafrodit ve sindirim sistemi tek açıklıkla. Üçüncü kavramımız da rejenerasyon. Rejenerasyon kelime anlamı olarak yenilenme anlamına gelir. Rejenerasyon yeteneği canlılığın gelişmişliği arttıkça azalır. Mesela benim kolumu kesseniz yeni bir kol çıkmaz. Kafamı kesseniz yeni bir kafa çıkmaz. Tırnağımı kessince ancak işte tırnak vesaire çıkabiliyor. Ama bu canlılarda mesela yassı solucanlar rejenerasyon bir üreme çeşididir. Siz bir tane solucanın bir kısmını kestiğiniz zaman iki kısmına kendini biraz solucan tamamlayabilir. Bu oldukça havalı bir yetenek. Hadi gelin birkaç tane de yassı solucan örneği verip e, burayı geçelim. Planaria, uh, tenya çok kötü ikisi de ve karaciğer kelebi İnce bağırsak parazit parazit ne demekti hatırlıyoruz değil mi besleni doğrudan şey yapan kur, e, kullanan bu bu sırt ifademin sebebi de şu tenya gerçekten çok fazla uzayabilen bir e, parazit türü ve bazı vakalarda maalesef tıpta şunu görüyoruz ki TNR o kadar büyüyorlar ki sindirim sisteminin bu hepsini kaplıyorlar ve e, çeşitli açıklıklardan dışarı çıkma durumuna kadar geliyorlar oldukça rahatsız edici. Gelin gelelim yuvarlak solucan. Şimdi yuvarlak solucanın ilk ve bizim için en önemli kısmı biz ilk defa iki açıklık görüyoruz. Yani anüs ve ağız artık birbirinden bağımsız oluyor. Ağızdan giriyor, anüsten çıkıyor. Birkaç tane de tabii yuvarlak solucan örneği verelim. Trish'in kancalı kurt ve bağırsak solucanı çok kötü hepsi farkındayım özür dilerim herkesten. 3 Halkalı solucan. Şimdi halkalı solucan bizim şöyle önemli. Segmentli bir yapıya sahip. Segmentli yapı demek vücudun belli kısımlarından işte aynı sayı, aynı şekilde oluşması demek oluyor. Tabii en önemli kısmı mı? Hayır. Kapalı dolaşım görüntür, gözükür. Şimdi kapalı dolaşım burada. Teorik olarak kapalı dolaşım diyoruz ama tabii ki insanda, insanda gerçekleşen kapalı dolaşımın çok çok daha basit bir halidir. Züde yaşayanlarında solungaç solunumu gözükür. Toprak solucanı ve sülük bu grupta yer alır Arkadaşlar solucanlar hakkındaki bu iğrenç bilgi verme kısmımız itte Gelelim yumuşakçalara ben size bir soru sorayım Bildiğiniz yumuşakça var mı? Herkesin tabi e, tahminleri vardır elbette bu konu hakkında Fakat şöyle bir durum var bence bildiğimiz yani öğrenci şaşıracağımız bilgi var. Ahtapotlar ve mürekkep balıkları yumuşakçadır. Ahtapot dediğimiz şey çok gelişmiş bir canlı gibi değil mi? Işte kocaman bir kafa, kollar bir sürü. İşte 2010 Dünya Kupası'nın bilmem ne şeyini seçiyordu falan ama öyle değil. Ahtapot yumuşakçadır yani gelişmemiştir, omurgasızdır. O yüzden e, o ahtapot dediğimiz hani ultimate özellikleri bir kenara bırakalım. Ahtapot yani bildiğiniz yumuşakça. Bildiğiniz yumuşakça. Çok sayıda türde. Bir kabukla örtüldür. Yani dış iskelet vardır diyor. Su da solunger solunum yapar. Zaten bunu yapmasalar eğer balinalar gibi bir adaptasyona sahip olmaları lazım. Balinaların da cidden adaptasyona çok saygı diyorum. Kocaman hayvanlar nefes alıyorlar, dalıyorlar ondan sonra tak diye tekrar yukarı çıkıyorlar vesaire vesaire. Eşeyli üremeyle çoğaldıklarını söyleyebiliriz. Ahtapot ve mürekkep balığının içerdiği yumuşakçaların. Yumuşakçılar da böyleydi. Gelelim tekrar alt dallarını ayıracağımız e, birine eklem bacaklılar. Eklem bacaklarının en önemli özelliği arkadaşlar metamorfozdur. Yani metamorfogenezdir. Başkalaşımdır. Yani yavru bireyin, doğan yavru bireyin ergin bireyden görüntü olarak farklı olduğu durumdur bu metamorfoz. Biz bu yüzden buna başkalaşım deriz. Bu e, eklem bacaklarda gözükür. Eklem bacaklar eşeğiyle olarak ürerler. Ve tabii ki suda solungaj, yaşayanların solungaç, karada yaşayanlar da trake solunumu olur. Trake solunumu nedir hocam diye sorarsanız. Trake şeydir. E, doğrudan hani ne e, şey olmayan bir solunum sistemidir de çok gelişmiş bir solunum sistemidir. İkisi arasındadır. Borularla oksijen vücudun yani canlının vücuduna doğru dağılır. Tabii ki bu çok ilkel bir bizim solunum sistemimiz gibi bir şey olduğunu söyleyebiliriz. Devam edelim kitin yapılı dış iskelet vardır. Biz zaten bunu karbonhidratlarda, polisakkaritlerde konuşmuştuk demiştik. Kitin yapılı bir dış iskelet bulunur. İşte onun hitap ettiği yer tam olarak burasıydı. Birkaç tane eklem bacak türüne bakalım. Kabuklular, örümcek giller, çok ayaklar ve böcekler. Çok çirkinler gerçekten. Bir de araknikleri, örümcek örümcekler, akrepler, keneler ve akarlar olarak da ayıracağız. Hadi yine ayırmaya başlayalım. En 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 havalılarından başlayalım. Böcekler. Böceklerde trake sistemi var. Az önce anlattığımız sistem. Borularla oksijen canlı vücuduna doğru dağılır. Şimdi karada yaşayan böceklerde 6 tane ayak. Genelde de 2 çift kanat ve anten bulunur. Bu işte benim az önce bahsettiğim ev arkadaşımın çok korktu böcek tipi tam olarak bunlardan. Karasal bir böcek bu. Işığa geliyor. Ee, i̇şte böyle Kalın bir şeyi var, kalın bir kabuğu var. Eğer yanlışlıkla vesaire ezdiyseniz ya da belki bazılarınız çok nefret ettiği için öldürmüş olabilir ama şey yaptığınızda çıt diye bir ses geliyor. Oradaki kitin aslında, kitin şeyin kırıldığını duyuyoruz. Bir de onu siz çıt diye kırdığınız zaman içinden yeşil bir sıvı çıkıyor. Yeşil sıvı bu işin sıvı bunun kan olmadığı anlamına geliyor. Çünkü zaten açık dolaşım var yani kan oksijen ve karbondioksit taşımıyor. Fakat böcekler çizgili kasları fıt 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 hareket edebiliyorlar. Çünkü zaten biz bunu görüyoruz. Hatta bazen zaman yakalamaya çalışırken yakalayamıyorum mesela. Birkaç tane de e, şey verelim, örnek verelim. E, kelebek, çekirge, sinek, termit ve arı bu böcekler grubunda yer alan şeylerdir. Canlılardır. Peki. Sonraki eklem bacaklı grubumuz kim? kabuklular. İstakos, karides, yengeç düşünmesi çok mantıklı ve su piresi kabukları örnek olarak verilebilir arkadaşlar. Gelelim araknitlere. Şimdi araknitlerin bizim için kötü olmasının sebebi zehirli olabiliyorlar. Bir de biraz şirkin gözüküyorlar. Örümcekler ve akrepler genelde karasal ortamda yaşıyorlar. Örümceklerde kitapsız akciğer var. Bu kitapsız akciğer dediğim şey normal bir akciğer sistemi aslında ama yani tam bizimki gibi olmasa şeklinden dolayı kitapsı anlamına geliyor. Peki örümcekler de böyleydi. Kabuklar ve örümcekleri de bitirdik. İki slaytımız kaldı. Çok ayaklar. Tabii ki çok ayakları örnek verdiğim zaman 40 ayak gelecek. Bir kere teorik olarak isim hani karşılıyor. 40 ayak ve çıyan. İkisi de çok ayakları örnek olarak verilebilir arkadaşlar. Çok ayaklar karada ve nemli yerlerde yaşarlar dedik. Gelelim derisi dikenlere en gelişmiş e, omurgasız dediğimiz gruba gelelim. Deniz yıldızı deniz kestanesi, deniz lalesi bu gruba ait canlılardır. Yani omurgasızlar ve oldukça gelişmişler. Solungaç sorunumu görüyoruz ve bir de bunun üstüne iç iskelet görüyoruz arkadaşlar. Evet, dersimizin bu dersimizin sonuna geldik. Çok teşekkürler arkadaşlar dersiniz için. Umarım verimli olmuştur. Bundan sonraki dersimizde de hayvanların geri kalan kısmını bitirip işimizi tamamlayacağız. Hoşça kalın kendinize çok iyi bakın.